Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere normal klasik bir bulgur pilavının tarifini vermek istiyorum. Öncelikle malzemelerimiz yarım çay bardağı kadar sıvı yağımız, 2 yemek kaşığı kadar, bir tane kuru soğanımız, bir diş sarımsağımız, 2 tane domatesimiz, bu su bardağıyla 2 su bardağı bulgurumuz ve tabii ki kendi yaptığımız biber ve domates salçasından bir yemek kaşığı kadar. Yeterince tuzumuz, kekik, nane birer çay kaşığı olacak şekilde ve pul biber. Bu su bardağıyla aynı şekilde 2 su bardağına 4 su bardağı su katıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, soğanımızı yemeklik bir şekilde doğruyoruz. Evet, sarımsağımızı da güzelce soyduk ve bunları da böyle küçük küçük olacak şekilde kıyıyoruz. Domatesleri ağzınıza gelmesini istemiyorsanız rendeleyebilirsiniz. Ama ben hafiften böyle incecik kabuklarını soyarak doğramayı tercih ediyorum. Evet, güzelce kabuklarını soyduğumuz domateslerimizi küçük küçük doğruyoruz. Evet, tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz ve sırasıyla ısındıktan sonra önce soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı biraz kavuruyoruz. Evet, lezzet vermesi için birazcık da tereyağı ilave ediyoruz. Böyle çok az bir şey. Sonradan ilave ettim ki yanmaması için. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Evet, kavrulan soğanlarımızın içine ince kıydığımız sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Birkaç defa da bunları böyle karıştırdıktan sonra 1 dakika kadar domateslerimizi ilave ediyoruz. Bir 6-8 sonra salçamızı ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar. Biraz salçalarla da kavurduktan sonra 2 su bardağı olacak şekilde bulgurumuzu ilave ediyoruz. Ve bunları da biraz öyle kavuruyoruz. Baharatlarımızı, yeterince tuzumuzu ilave ediyoruz. Biraz daha karıştırdıktan sonra güzelce 4 su bardağı aynı ölçüde suyumuzu ilave ediyoruz. Bardağımızı ilave ettik ve bir defa daha alt üst ettikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Kaynayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet, pilavımız çok güzel bir şekilde kaynıyor ve suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet, pilavımız pişti. Suyunu aldı. Güzelce altını kapatıyoruz. Bir 10 dakika 15 dakika kadar bekletip servis yapıyoruz. Evet, pilavımız hazır. Klasik bir bulgur pilavı tarifi. Çok güzel. Yanında bir cacıkla ya da işte ayranla, yoğurtla ve tabii ki ben önceden pişirdiğim kemikli sulu etimiz var. Meşhur bizim kendi yöremizde yaptığımız salçalı sulu kemikli et. İçinde iri iri patatesler. Bunun da tarifini ileriki zamanlarda paylaşırım. İzlersiniz. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.